suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süren suskunluğunu Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı'nın açıklamalarına yanıt vermek için bozdu. Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı'nın Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar'a verdiği röportajda kullandığı Sedat Peker abimle tanışmak istedi. Abim reddetti şeklindeki açıklamasına ilişkin Peker avukatı aracılığıyla halktv.com.tr yanıt gönderdi. Peker açıklamasında Halil Falyalı isimli rahmetsiz ve onun türevleriyle tanışmak istemeyi kendime zul sayarım ifadelerini kullandı. Açıklamada Halil Falyalı'dan rahmetsiz diye bahseden Sedat Peker, Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı, Seyhan Avşar isimli muhabirle bir röportaj yapmış. Rahmetsiz abisiyle tanışmak istediğim ancak abisinin bunu kabul etmediğini söylemiş. Oysa ki olayın gerçeği bunun tam zıttıdır dedi. Türkiye'den ayrılmadan önce bayramlaşmak için kamuoyunda Berber Yaşar olarak bilinen Yaşar Ak aradığını belirten Sedat Peker, telefonda sohbet ederken Halil Falyal ile beraberiz, o da bayramlaşmak istiyor diyerek telefonu rahmet size verdi. Bu emrivaki karşısında Halil Falyal'ı şahsımı övücü sözler söyleyerek sohbete başladı ve bayramımı kutladı. Benimle tanıştığına çok memnun olduğunu söyledi. Bense kendisine tanışmaktan memnun olmadığımı çünkü senin ile ilgili tek duydum önce insanlarla dost olup sonra onlara kötülük yaptığındır dedim. Senin de bayramın mübarek olsun dedim ifadelerini kullandı. Telefonu kapattıktan sonra Yaşar Aktürk'e mesaj attığını aktaran Sedat Peker'in açıklamasında özetle şu ifadeler yer aldı. Berber Yaşar'ın telefonuna Yaşar abi bir daha bu adamla beni konuşmak zorunda bırakmazsan sevinirim diye mesaj yazdım. Aradan belli bir saat geçtikten sonra berber Yaşar beni arayarak lütfen kusura bakma. Kendisi tanışmak istediğini söyleyince telefonu verdim. Senin Halil Falyal hakkında bu şekilde düşündüğünü bilseydim telefonu vermezdim dedi. Bu dediklerimin doğruluğu Yaşar Türkçe sorularak öğrenilebilir ancak yazmış olduğum mesajın doğruluğu Falyalı cinayetinin tahkikatını yapan savcılar tarafından rahatlıkla ortaya çıkarılabilir. Daha önceki paylaşımlarında da söylemiştim. Ben de biraz megalomanlık var diye. Uzun yıllar önce vefat eden büyük önder Atatürk hayatta olsaydı kendisiyle tanışmak için uğraş verebilirdim. Ancak Halil Falyalı isimli rahmetsiz ve onun türevleriyle yukarıdaki satırlarda delilleriyle anlattığım üzere tanışmayı istemeyi dahi kendime zür sayarım dedi.